yapmalıdır. Devlet olmanın gereği budur. Değerli basın mensupları, Türkiye bir mafya ile başının ifşa ve iftira, itiraflarını tefrika halinde izliyor. Mafya siyaset ticaret ekseninde patlayan kanalizasyondan ortalığa tahammül edilemez kokular saçılıyor. İddialar korkunç. Saray sosyetesine mensup birçok kişi zan altında. Türkiye'ye yönelik uyuşturucu rotaları, Kolombiya'da ele geçen kokainler, Venezuela üzerinden gelen uyuşturucular, mafya, siyaset, ticaret, şeytan üçgeni, faili meçhul cinayetler ve bunlara ilişkin yeni iddialar var. Uğur Mumcu'nun katledilmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar yenilir, yutulur cinsten değil. Bu çürük duvardan çekilmesi gereken hangi tuğla varsa artık o tuğla çekilmelidir. Memleket memleket olmaktan çıkmış, narkoz setine dönmüş. Mafya konuşuyor ama asıl konuşması gerekenler susuyor. Adalet Bakanı susuyor. Bağımsız ve tarafsız yargı susuyor. Cumhuriyet savcıları susuyor. Havuz medyası susuyor bir İçişleri Bakanı konuşur, O da milletvekillerini zan altında bırakıyor. Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı da susuyor. Ama en önemlisi işler iyi giderken bu ülkede her şeyin sorumlusu benim ben diyen Erdoğan'ın şimdi gıkı çıkmıyor. Hiçbir şey olmamış gibi dördüncü yargı paketi yolda masalları anlatıyor. Hayırlara vesile olur inşallah. Fakat bugüne kadar beyefendinin açıkladığı her pakette yargıda işler düzelmeyi bırakın hep daha kötüye gitmiştir. İnsan sadece konuştuklarından değil, sustuklarından da sorumludur. Hele hele böyle dönemlerde konuşması gerekenler susarsa, vatandaşta sükut ikrardan gelir der. Ucube, tek adam vesayet rejiminin düğmesine basıldığından beri ülkemizde hukuk devleti yok hükmünde. Yargı, etik, ahlak iflasta, siyasi keyfilik tavanda, pudra şekerleri beslemelerin burnunda, Venezuela peyniri ise vatandaşlar, vatandaşlar arasında, yandaşlar arasında pek revaçta. Tekirdağ'daki, Edirne'deki, Kırklareli'ndeki, Balıkesir'deki, Kars'taki hasılı ülkedeki yerli ve milli üreticilerden almak yerine 11 bin kilometre uzaktaki Venezuela'dan peynir almaya kalkıyorlar. O da toz çıkıyor. Son başbakanın oğlu Venezuela'ya yardım için test kiti ve maske götürmüş. Babası öyle açıklıyor. Gittiği dönemde Türkiye'de günlük vaka sayıları 15.755. Venezuela'da 317, Filistin'de ise 1329. Venezuela'ya maske ve test kiti taşıma görevini oğlunuza kim verdi? Resmi heyetle Venezuela'da nasıl denk geldi? Madem yardım yapılacaktı, vaka sayısı Venezuela'nın dört katı olan Filistin'e neden yardım etmediniz? Aziz milletimiz bu yapılan açıklamalardan mutmain olmamıştır. Memleketteki bu hazin tablonun sorumlusu bellidir. 20 Temmuz sivil darbesinin ardından başlayan otoriterleşme süreci devleti tahrip etmiştir. Devlet güvenliği diyerek hukuk güvenliği yok edilmiştir. Rahmet Uğur Mumcu'nun yıllar önce söylediği gibi bir ülkede devletin güvenliği ile hukukun güvenliği eş anlamlıdır. Devlet güvenliği adına hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılması demokrasi ve hukuk devleti için ileride onarılmaz yaralar açar. İşte bugün Türkiye'de olan da tam da budur. Bu ucube vesayet sistemi bu tek kişi rejimi hukuku katletmektedir. Bu ucube düzende kurumlar çökmektedir. Hak, hukuk, adalet çökmektedir. Ahlak, edep, adap çökmektedir. Liyakat çökmektedir. Tüm bunlarla beraber de bir zamanlar dünyada yükselen yıldız olan bir ekonomi çökmektedir. Millet aşını, işini, varını, yoğunu yitirmektedir. Ne güzel söylüyor Mehmet Akif. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Sayın Erdoğan, 19 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Olan bitenin hesabını vermesi gereken de sizsiniz. E bu anlatılanlar karşısında hiçbir şey yapmamı yapmayıp susuyorsunuz. Siz de sorumlusunuz bu durumda. Ortalığa saçılan korkunç iddiaların üstü beka hamasetiyle kapatılamaz. Esas bunların üzerine gidilmemesi devletin bekasını tehlikeye atar. Bugün devletimizi ve demokrasimizi korumak için yapılması gerekenler bellidir. Hukuku işleteceksiniz, adaleti çalıştıracaksınız, millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni devreye sokacaksınız. Sonunda da sandığı milletin önüne getireceksiniz. Türkiye bağırsaklarını ancak bu şekilde temizler. Çürük duvarlardaki tuğlalar ancak böyle yerle bir edilir. Erdoğan ve Adalet Bakanı bu saatten sonra suskun kalamaz. Yargı ve Cumhuriyet savcıları suskun kalamaz. Mafya, siyaset, ticaret ekseninde ortalığa dökülen bu iddiaları araştırmak için Cumhuriyet savcıları derhal harekete geçmelidir. Siyasetle ilgili kirli iddialar mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soruşturulmalıdır. Bu iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kaçıranların her şeyden önce milletin iradesine saygısı yoktur. Siyaset pisliğe bulaştığında bunun temizliği öncelikle millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyaset kurumu tarafından yapılmalıdır. Bu çerçevede bir meclis soruşturma komisyonu derhal kurulmalıdır. Şahsım hükümeti rejimi meclisin cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlardan hesap sormasını adeta imkansız hale getirmiştir. Soruşturma açılmasını istemek için bile yeni anayasaya göre meclis üye sayısının tam say e meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuna yani 301 milletvekilinin imzasına ihtiyaç var. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı parlamentodaki grupların başkan vekillerini davet etmeli ve meclisin inisiyatif almasını sağlamalıdır. Son olarak tüm bu olayların göbeğindeki İçişleri Bakanı, bir milletvekilinin bir suç örgütü lideri tarafından ayda 10 bin dolar maaşa bağlandığını iddia etmektedir. İçişleri Bakanı milletvekillerini zan altında bırakmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı derhal bu bakanı çağırmalıdır. Bu konuda kendisinden bilgi almalı ve gereğini de yapmalıdır. 600 milletvekilini zan altında bırakan bu iddia öyle ortalıkta bırakılamaz. Tekrarlayayım. Bugün yaşanan her bir skandal, geçen basın toplantısında da söylemiştim. 1996'da kamyon kasasında patlayan susurluk skandalından çok daha beterdir. Susurluk kazasından 4 gün sonra dönemin İçişleri Bakanı hakkında gen soru verilmişti. 5 gün sonra bakan istifa etmiş, 8 gün sonra da soruşturma başlatılmış, 9 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmuştu. Bugünse ortada bu vahim iddialar karşısında ne işletilen bir yargı süreci, ne işleyen bir parlamento denetimi, ne de birkaç istisna dışında bu skandalları yazan bir medya vardır. Türkiye ne yazık ki bu ucube vesayet rejimiyle 1990'lı yılların bile gerisine gitmiştir. Bu hükümet artık sadece metal yorgunu değildir. Birçok bakımdan şaibe altındadır. Bu hükümet artık kimseye güven vermemektedir. Çözüm bellidir. Sandıktan korkmayın, milletten kaçmayın. Çare millettir. Değerli basın mensupları, kayıp 128 milyar doların hesabı